Bilyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Bilyoner. Milyoner FC'ye hoş geldiniz. Uğur Karakulukçu ve Mustafa Demirtaş'la birlikte yine haftayı değerlendireceğiz. Tahminlerimizi yapacağız. Oyun bölümümüz yine bu haftada olacak. Kim kazandı, kim kaybetti yeni tahminler Hepsine bakacağız. Sporda eğlencenin ilk adresi milyonerde kampanyalar bitmiyor arkadaşlar. Milyoner iyi arkadaş gol getirir diyor. Peki bu gol nasıl atılıyor? Bunu anlatacağım. 10 numarada Uğur yeter artık beni 10 kere abone ettin dedi. Ben zaten aboneyim dedi. Mustafa ile yapacağım böyle bu sefer. Ben <laughs> milyonere üye olduğumda 20 TL kazanıyorum arkadaşlar mesela. Uğur da benim, Mustafa da benim referansımla gidiyor. O da üye olunca. <laughs> tamam olacak. beni yap tamam, tamam o, da, <laughs> O da 20 TL kazanıyor. Ben üye oldum 20 TL kazanıyorum. Mustafa gitti benim referansımla o da 20 TL kazandı. Ama olay şimdi başlıyor esas. Mustafa hesabına 100 TL attı ve o 100 TL'yi e, harcadı toplamda 100 TL'lik harcama yaptı. Böylelikle hem ben hem Mustafa 50 TL değerinde milyon puan daha kazandık. Bunun sınırı da yok üstelik. Ne kadar çok arkadaş o kadar çok milyon puan o kadar çok eğlence ediyor milyoner. Milyonere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, evet. teşekkürler. Çok güzel sundun. Teşekkür ederim. <laughs> Siz de çok güzel dinlediniz. Çok değil güzel mi? örneğe geldiniz. Yine zaman. ağzım bana kayıyor. Yavaş yavaş. Kayıyor değil, değil, değil mi? Değil. Evet, vallahi. Peki şöyle bir milli araya girerken bir ufak değerlendirmeyle başlayalım. Takımları değerlendirelim. Hı -hı. Nerede kaldık diye. Ee, Fenerbahçe ile başlayalım. Hı, Hı Fenerbahçe lider girdi bu araya. Avrupa'da lider, ligde lider ama son döneme işte 19'da 19 bıraktığı yerden 20'de 19, 21'de 19, 22'de 19'a geldik. Hı hı. Ee, nasıl oldu bu? Ya sonuçta Fenerbahçe'nin kredisi var abi. Bunda bazen anlık o anki maç değerlendirmesine bakıp konuşunca daha farklı bakabiliyorsun. Ama çok doğal abi yani. 3-4 tane 11 oyuncu kaybettiğin dönemde çok da şaşırılacak durumlar değil. Böyle çok aşırı abartılacak bir durum değil. Sadece ben Adana Demir maçında eksiklerine rağmen Fenerbahçe'nin kazanabilecek oyununu gördüm. Onun arkasını getirmemesi biraz rahatsız etti. Ama onun dışında kağıt üstünde gayet yerinde abi. Yani şunu ya Galatasaray'da Fenerbahçe'de önüne senet koysan desen ki şu kadar da para vereceksiniz. 22'de 19, e, ligde 12'de 10 galibiyet. Biri beraberlik olacak. Avrupa'da bütün elemeleri kazanacaksın. Gideceksin. 4 maçın 3'ünle kazanacaksın. E, 9 puan. İkisi de kabul eder. Galatasaray'da kabul ederdi bu senaryoyu. Fenerbahçe de ederdi. O yüzden çok böyle aşırı enseyi karartacak bir durum yok. Ama dediğim gibi ben adan Trabzon ayırıyorum. Trabzonspor başka bir formül çıkardı ve ne olursa olsun Fenerbahçe daha önce kaybetme deneyimi yaşamamış bu sene. Ve yine kendine güvenip bir şeyler yapmaya çalışması yine bir nebze anlaşılabilir. Ha onda reaksiyon veremedi eleştirilecek çok şey var maç içinde. Ama Trabzonspor'a yenilmek büyük bir olay değil. Ama Adana Demirspor maçını izlerken ilk yarıyı ya Adana Demirspor'u zaten kitlemişsin. Yapman gereken tek şey biraz daha e, ön tarafı düzenleyip bir gol bulmak. Ya çok kötü maç çıkaran tad için bütün maç sahada kalması, bir birkaç dakikalık uzatma haricinde, Şimanski'nin komple kalması, İrfan'ın daha erken çıkması ve bana o rahatsız edici bir hiyerarşik geldi. Yani 3 tane Ceko'nun arkasında dizdiğin adama en iyisini çıkarmak. Niye yani? Ya Yerli olunca daha kolay oluyor bu işte. Daha az tepki geliyor herhalde. Bilmiyorum. Ya hemen hemen her takımda var bu. Ama benim çok hoşuma gitti. Cengiz'in Cengiz girebileceği çok daha farklı formüller vardı. İrfan'ı Merk, ıı, Şimanski'nin yerine çekmek. İrfan'ı gerekirse ıı, 8 numaraya çekmek. Zaten Zeiss'de oynuyorsun. Hani Zeiss'den da hani Fred'den daha az katkı vereceği kesin orada ama Zayt'tan fazla katkı vereceği de kesin. Yani oraya atıp Zayt çıkar. de alınabilirdi. Zay çıkar. Şey anlıyorum yani. Tabii işte Şimanski'yi çıkarmaya bazen bir e, için gidebilir şey çıkarken. Yani FM'de FIFA'da bile en baba oyuncun yorulsa bile diyorsun ki ya bir iş yapacaksa bu adam yapacak. top <laughs> <Bir> çıkar, <laughs> diyorsun Sen önüne de. düşer top ki attı mesela. Değil mi? O Zayt'ın iptal edilen golde. Ama Adana Demir maçı bence Fenerbahçe gerçekten 3 puanı kaçırdı. Ben öyle düşünüyorum. Yani tek şeyim o. Yoksa onun dışında genel tablo, bir de milyarlar böyle oluyor. Bir nefes alıyorsun, bakıyorsun. Daha uzun bakıyorsun, daha geniş dönemli. sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı yok. Ee, burada tek faktör, burada sağlık heyetine düşüyor abi. Burada fret erken, yani erken döndürme, Ciko erken döndürme yani hakikaten fitse ve tekrarlamayacağına inanıldığı an sahaya atılırsa Zaten geniş dönemde problem yok. Fred oynadı sürece problem yok. Ciku oynadı sürece problem yok. oynadı sürece Bekhan'la oynamaması da çok sorun değil. Yani Ciku Samet'te götürür. Ciku çünkü Samet'e de hizmet edecek bir adam. Samet'te saklayabilecek bir oyuncu. Daha önde basıyor, daha atletik. Ee, performansı da sakatlık öncesi gayet iyi durumdaydı. Ee, bu sefer Jayden'ı sola yazabiliyorsun. Ferdi önde kullanıyorsun. Ferdi sana her yerde sana bolca opsiyon geliyor. Ciku'nun dönmesi çok önemli. Fred'in sağlam dönmesi çok önemli. Çünkü sakatlığı biraz yani tekrarlamaya da meyilli bir sakatlık. Her futbolcunun anlattığı üzere. O yüzden o konularda ümit ediyorum bu süre yeterli olur. Yeterli olursa Fred de sağlam dönerse bir zaten bir problem yok yani. Çok da önemli değil yani. Bir mağlubiyet, bir beraberlik aşırı önemli değil. Peş peşe gelmiş olması bunlara teknik heyetin net bir çözüm bulamamış olması işte Trabzonspor maçı 48'de 47'de bir maç 3-0 Fenerbahçe'nin ilk değişikliği 73. dakika. 73. 26 dakika boş geçirmişsin. O, o kabul edilebilir bir şey değil mesela. Ya da Adana Demir maçında ikinci yarı isabetli şut 2. Birisi duran top alakası yani gol olması mucize bir top. Kaleye vurulması bile şaşırtıcı yani öyle bir top. Yani ikinci yarı bir şey üretememek, e, oraya yapılan yanlış müdahaleler falan yani yoksa onun dışında e, 12 maç, 10 galibiyet, bir beraberlik tamamdır abi. Sen nasıl görüyorsun milyaraya kadar Fenerbahçe'yi? Yani sosyal tabloya bakınca 19 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik sadece bütün resim maçlarda. Gayet olumlu bir tablo genel bakılınca. son dönemde de ya Fred'in olmadığı, stoperlerin olmadığı. Ben stoperleri Fred kadar önemsiyorum burada. Çünkü ikisi birden yok. Ve Fenerbahçe pres gücünü Fred kadar onlar da yükseltiyordu. hep böyledir yani Avrupa'daki büyük takımlara da bakılınca Arsenal'e, Manchester City'ye işte önde topu önde kazanan takımlara bakılınca arkada işte Gabriel Salibe varsa rahat rahat önüne basabiliyorsun. Ee, yani x bir holding olunca yapamıyorsun bunu ki yapamadı mesela Arsenal'de. Yani ben orta sahalar kadar stoperlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çok ciddi eksiklerle bu 3 maça girdi. Bir Avrupa maçı, iki lig maçına girdi Fenerbahçe. Ee, buradan bakılınca e, puan açısından en büyük rakibin aynı puandasın ve lidersin. Çok büyük bir fatura çıkmadı. Avrupa'da da bence çok yüksek ihtimalle yine Fenerbahçe lider çıkacak. sonunda da garis mağlubiyeti, çok büyük eksi yazdığını düşünmüyorum e, hedef anlamında. E, maç maç bakınca da ben Trabzonspor maçının ciddi eksiği yazdığını düşünüyorum İsmail Kartal'da. Çünkü orada bir şey denemedi. Ya, orada biraz e, taktik tembelliği yaptığını düşünüyorum ben İsmail Hoca'nın. Yani Fred yoksa Zayas oynar. Stopperler yoksa el, elde kim var? Samet oynar, Ostağvalı oynar. Mevcut takıma göre farklı bir taktiksel hamle görmedik. Bir oyuncu değişimi de görmedik. Hangi maç için diyorsun bunu? Trabzonspor maçı için. Ee, orada ciddi bir taktiksel bir tembellik yaptın düşünüyorum İsmail Hoca'nın. Yani... Elimizde bu 8 numara var bu oyun Bu stoperler var bu oyun Yine önde kazanalım. Ee, rakibin uzun vuracağı çok aşikarken... E, ve Abdullah Hoca'nın da bu tip maçlarda özellikle çalıştığı çok aşikarken o açısı var. Uzun vuracak, inlen toplarla baskı yapacak vesaire. E, Baya kartlar da açıkken... Eee... Farklı bir şey görmeliydik diye düşünüyorum İspanyol kartallar. Ne maçın başında, ne maçın devamında, ne maçın sonunda hiçbir aşamada bir reaksiyon görmedik. O çok kabul edilmiş bir kabul edilmiş bir mağlubiyeti. Ben oraya daha fazla takıldım. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50 lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş o kadar çok milyon puan. O kadar çok eğlence.